Ramazan ne biliyor musunuz? Tam o sofra anında. Ya Rab, senin için değil haramlardan, helallerden bile elimi çekiyorum. Nasıl bir kulluk? Nasıl? Sen ne dersen o ya Rab. Sen ne dersen o. Tam kulluğun özü değil mi? Şimdi biz bu manaları yaşayabilmek için, özellikle nefsimizin hayvani duygularından kurtulabilmek için çok mücadele ediyoruz. O mücadelenin zirvesi gene Ramazan. Niye biliyor musun? Çünkü bizim hayvani duygularımızı en çok besleyen mide musluğumuzu Allah Azze ve Celle Ramazan'da kısıyor. Kıstı mı? Kıstı. Hayvani duygular buradan giren gıdalarla bir miktar azaldı mı? Azaldı. Ne yapacaksın şimdi? Mecburen insani lezzetler alacaksın. Neyden? Kur'an'dan, namazdan, cevşenden, muhabbetten, Resulullah'ı zikretmekten, ona salavat etmekten. Demek ki oruç bizi ne yapıyor biliyor musunuz? Eğer bizi tutarsa, o bizi tutarsa biz onu tutmayı bırakın. İnsanı insan eğiliyor ya. O hayvani duygular aşağı iniyor, ortaya muazzam bir insan çıkıyor ya. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın bu kıymetini bildiğinden Ramazan'ı Ramazan ayında başlatmıyor. Recep ayında başlatıyor. Şaban'da arttırıyor. Ramazan'da tam hakkını veriyor. Şevval'de bitmiyor. Şevval'de de Ramazan bir şekilde tezahür ediyor. Çünkü çok tehlikeli bir ay o ay, Şevval ayı. Niye? Ramazan'da bir güzellik yaptın mı? Yaptın. Şimdi dersin ki kazandıklarımı yiyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da bildiğinden Şevval ayını da aynı şekilde bereketli geçiriyor. O yüzden biz gelin bugün orucun açlık kısmını konuşmayalım. Zaten hepimiz tutacağız inşallah. Dinleyenler de tutacaktır, inanıyoruz. Zekat kısmını da konuşmayalım. Zaten en bereketli, 1'e 1000 verilen bir ayda bir insanın elinde avucunda ne varsa onu yardımlaşmaması düşünülemez. Şahit oluyoruz yani, böyle en olmayacak insan bile bu ayda saklamış, köşeye koymuş. Ya ben Allah için infak edeceğim diyor yani, bu ay öyle be. O zaman hangi kısmını konuşalım? Manasını konuşalım. Efendimiz Aleyhisselam 9 tane Ramazan geçirdi. 9 tane. Ve o 9 tane Ramazan mesajlarla doluydu bize. Neyle? Manasıyla, bilinçlendirmeyle doluydu. Şimdi biz bu olayı sadece açlık olmaktan çıkarmak zorundayız. Kainatı nimetlerle donatan Allah kulunu neden aç bırakıyor? Bunu anlamamız lazım. Anlamazsak ne oluyor biliyor musunuz? Birkaç saat aç kalıyorsun, oruç başıma vurdu diyorsun, bir onun kalbini kırıyorsun, bir onun kafasını kırıyorsun. Bilmem nesizlik canıma tak etti diyorsun. Alacağımız belki 2 kuruş sevap varsa vardır, o da gidiyor, elimizde heba oluyor. Cemaatle namaza duruyorsun, cemaatten de 10 kişiyi kırıp geçiriyorsun. Sen öyle cemaatle namaz kılacağına evinde kıl. Lazım değil yani. Sen evinde kıl. Alacağımız sevap var mı yok mu o bile meçhulken onu bile yiyoruz. Sağ solu kıraraktan. Niye? Çünkü bu işin açlık kısmından mana kısmını yine yaşayamıyoruz. Yani bilgi var ama bilinç kısmı yok. Demek ki biz Ramazan'ın manasını bilmekle de mükellefiz. Şimdi Allah Azze ve Celle isimlerini kainata cisim olarak yazmıştır. Sen bir cisimsin ama aslında ne var senin üstünde? Allah'ın ismi var. Üstad Hazretleri bir yerde diyor. En ufak şeyde bile Allah'ın 30 ismi cem etmiştir diyor. O zaman benim amacım ne? İsimleri okumak demek. Ya Rab sen nasıl bir musavvirsin? Ya Rab sen nasıl bir şafisin? Ya Rab sen nasıl boyamışsın? Nasıl bir mülevvinsin? Değil mi? Bunları mana ve hakikat olarak okumak zorundayız. Peki biz niye okuyamıyoruz? Asıl vazifemiz buysa, okumaksa niye okuyamıyoruz? Gafletten dolayı okuyamıyoruz. Şimdi şöyle bir örnek versek. Şu suyunu alabilir miyim? Elimizde 2 tane su olsa. Şimdi şu su güzel suymuş, şunu kıymetli yapalım. Şu su bana ofiste çalışırken denk geliyor. Bu su da bir gün çölde kalmışım, dilim damağıma yapışmış, orada denk geliyor. Su aynı su mu? Aynı su. Ama tatları aynı mı? Aynı değil. Bak bak, bunların tadı niye değişti ya? Bakın şu su bana ofiste gelse, mesela ben ofiste işimi yapıp çalışırken şu suyu bana versen, belki sana teşekkür bile etmeyi unuturum. Niye? Dolu su dolu yani, bir su ulaşılması en kolay şey. Ama şu suyu sen bana çölde dilim damağıma yapışmış, ölmeme ramak kalmışken gelip uzatsan benim artık sana can borcum olur, can borcum. Bakın su aynı su ama artık manası değişti. Demek ki Allah Azze ve Celle o açlıkla nimeti kuluna hissettiriyor. Gaflet perdesi yırtılıyor ve bizde hangi makine çalışıyor? Şükür makinesi çalışıyor. Ya Rab diyoruz, elhamdülillah sana diyoruz. Şimdi burada hizmetkar ne oldu biliyor musun? Açlık oldu, açlık. Bizim Ramazan'da aç kalmamız şükür makinesinin çalışmasına ne yaptı? Hizmet etti. Demek olay zahirde açlık ama hakikatte açlığın ötesinde bir şey var. Senin içeride çalışmayı unutturduğun bir makine vardı, şükür makinesi. Kainatta bu kadar nimet verecek, sen teşekkür etmeyeceksin ha? Arkadaşın çay vermişken teşekkür edeceksin, Allah çayı içen dilini vermişken teşekkür etmeyeceksin. Sana gözlük hediye alana 1 yıl kul köle olacaksın. Gözleri oraya takana kul köle olmayacaksın. Olur mu böyle şey? İşte oluyor. Gafiliz yani. Allah Azze ve Celle bu vesileyle açlık anahtarını kullanarak
Şükür fabrikamız çalıştırıyor. Şükür fabrikası bir çalışıyor, diyoruz ki ben kulmuşuz diyoruz. Ve içeride ne ölüyor? İçerideki firavun ölüyor. Bu benimdi, bu benimdi, bu benimdi diyen firavun buna elim yetmiyor, buna elim yetmiyor, buna elim yetmiyor diyerekten güçsüz bir hale geliyor. Bir insanın sonsuz ihtiyaçla, acizlikle yaratılması sonsuz kudret sahibi olan zatı bulması için verilmiştir. Biz bunu en iyi nerede anlıyoruz? Tam Ramazan'da hususiyetle, tam o iftar saatinde değil mi? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki 3 dua var ki geri çevrilmez. Onlardan birisini de oruçlunun duası diyor. Birisi mazlumun duası diyor. Birisi de adil yöneticinin duası diyor. Bu üç çevrilmeyen, bakın sözün sahibi Resulullah Aleyhisselam'a. Lütfen o makamdan düşünün. Sözün sahibi, sözü emin olan zat. Neden bu kadar önemli manası var? Dua bile geri çevrilmeyecek mana neden? Çünkü acizliğini o kadar yaşıyorsun ki sonsuzu o kadar iyi hissedebilecek bir andasın. Ve tam o an zaten duaların kabul vakti değil mi? Şimdi biz tam iftar sofrasına oturduğumuzda bir manayı da anlıyoruz. Ne anlıyoruz biliyor musunuz? Misafirliğe gittin. Mutfağa girip yemek yapıyor musun kendine? Yapamazsın. Ev sahibi otur demeden o sofraya oturamaz. Şimdi Ramazan vaktinde sofra hazırlanmış, kurulmuş önünde. Neyi bekliyorsun? İftarı bekliyorsun. Bir dakika önce açsak olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Gitti, oruç gitti. Geçmiş olsun. Olmaz. Niye? Orada manen diyorsun ki ya Rab, kainatın sahibi sensin. Sofranın sahibi sensin. Nimetin, hatta nimetin karşılığını alan midemin de sahibi sensin. Ve ben senin emrine uyarak, senin sofraya otur dediğin saatte oturarak senin kainatın sahibi olduğunu bir kez daha tasdikliyorum diyorsunuz. Bunun adı iman değil de nedir? Şimdi bu imanın bu seviyesini bize yaşatan nedir? Ramazandır Ramazan. Demek ki Ramazan'ın mesajlarını okumamız lazım. Ramazan'ın gelelim başka bir mesajına. Ramazan'ın en büyük mesajlarından biri uyuyalım, daha çok uyuyalım, iftar sofraları kuralım. Ve sadece böyle oturalım, keyfine muhabbet edelim, dağılalım. Değil, değil, değil. O iftar sofralarını kurun ama o bir mana olmazsa bereketsizleşecek. Bir mana varsa bereketlenecek. O mana nedir? Ramazan gafletin değil, mücadelenin ayıdır. Bunun manasını nasıl anlayacağız? Nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Resulullah Aleyhisselam gibi nasıl hissedeceğiz? Nasıl hissedeceğiz biliyor musunuz? Tam sahur vakti perdelerimizi açacağız. Işığı yanmayan evler görecek miyiz? Göreceğiz. Diyeceğiz ki bu ışığı yanmayan evlerin her birisinin mesulü benim diyeceğiz. Bu işi kınamayla başlayanlar bu işi beceremez. Orada o ışığı yanmayan evler sahura kalkmamışsa benim yüzümdendir diyeceğiz. Kapı kapı dolaşıp çalışsaydım belki onlar da bu hakikatlerden haberdar olurdu diyeceğiz. Ama biz şöyle bir şeyden avunuyoruz. İnşallah biz de avunmuyoruzdur. Bu avuntudan bir izarız. Zaten bizi dinleyen birileri var. Her yıl aynı türküyü çalıp çalıp oynamak hiç hoş olmaz. Bu hakikatleri duymayan niceleri var. Bizim onlara ulaşmamız lazım ve onlara ulaşmanın azabını, onlara ulaşmanın derdini bizim çekmemiz lazım. Öyle evler var ki adam 60 yaşına gelmiş ama Ramazan hala o eve gelmemiş. Kim götürecek o evlere mesajı? Biz sürekli kendimizi düşünüp, nefsimizi düşünüp yaşarsak kim götürecek o evlere mesajı? Bakın bir zat düşünelim. Kimdir o? 93 yaşında İstanbul'a gelen Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri. Peki gelmeseydi ne olacaktı bizim ahvalimiz? Peki gelmesindeki mesaj nedir? Mesela Medine'de, ya ben Medine'de öleceğim niye dememiş yani? Elinde bu imkan var. Niye buralara kadar gelmiş? İşte maalesef gaflette olan bizleri uyandırmak için yapmış. İnşallah bu mesajları iyice okuyup uyanırız. Tekrar söyleyeyim, Ramazan yemenin, içmenin ve uyumanın değil, mücadelenin, cehdin, seferin ayıdır. Birkaç örnek verelim buna. Sahabenin hayatında Ramazan'da neler değişmiş? Cabir bin Abdullah biliyorsunuz değil mi? Müksirinden olan, en çok hadis rivayet eden sahabe efendilerimizden bir tanesi. Bir gün iftar sofrasında babası Abdullah bin Hiram'la neyi konuşuyor biliyor musunuz? Uhud'a ben mi gideyim, Uhud'a sen mi gideceksin? Evet babası yaşlı, yaşlı. Ama o seferin, o cehdin, o cihadın sevabından geri durmak istemiyor. Ve iftar sofrasında konuştukları muhabbet bu oluyor. Başka ne var? 8. Ramazan yani hicretin 9. yılında. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 10 bin sahabe efendimizle ne yapıyor? Mekke'yi fethediyor. Bakın onlar fetih gibi, gazve gibi, seriye gibi zamanları özellikle Ramazan'a denk getirtiyorlar ki onun bereketini de yakalayalım diye. Bizim ömrümüzün değişim noktası olan Mekke'nin fethi yine bir Ramazan gününde oluyor. 313 Bedir ashabı ile o Bedir hangi ayda galibiyetle dönülüyor? Yine bir Ramazan'da.
Bakın şimdi bize sorsalar, gerçekten ya şu nefislerimiz çok konuşuyor, kelamı nefsi diyoruz ya. Önemli bir iş olsa deriz ki yahu şimdi olmaz, bunu Ramazan'dan sonraya bırakalım. Niye? Yorulurum. Sahabe efendilerimiz ne yapmış? Cehdin, mücadelenin, seferin ayı bu aydır demişler. Bizim gerçekten artık hayatımızı değiştirmemiz lazım. Hatta böyle bir kendimize soralım. Arkadaş, sen böyle imanın var diyorsan, kayıtsız şartsız varsa o iman, onlar nasıl yaşıyorsa o hayata benzemem lazım dememizin vakti geldi bence. Yani Ramazan mücadelenin ayıdır ama eğlencenin ayı değildir. Biz Ramazan'da Ramazan'ın esas manasını gölgede bırakan diğer aktivitelerden korunalım. Çünkü bazen oluyor, Ramazan sanki farklı bir manada da aksedilebiliyor. Ramazan'ın mücadele ayı olduğu ruhu ölmemesi lazım. Evet. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.